Amerika Birleşik Devletleri kullanılması yasak olan bütün bombaları yükleyip gönderiyor bölgeye. Bugün bir görüntü vardı, MK-84'lerin gönderildiği. O görüntü var mı arkadaşlar? Evet evet o görüntüyü hazırladık. Bakın MK-84 yani bombası. Gerald Ford genelde hep onu konuştuk 84. ama içinde neler var aslında? MK-84 yaklaşık 2000 liplik bir bombadır. Ve MK-84 aslında hiçbir yerleşimini atlamaz. Hı hı. Neden? Yasaklı. Çünkü belli, yaklaşık 900 kilo patlayıcı var üzerinde. Hmm. En büyük, yani, en büyük Mete bomba Bey, yani, bir, bir F-16'ten şey atabileceğiniz. Hocam evet, evet şey bu arkadaşlar bu, bu, bu. Evet bu. Şu deminki Hı görüntü. -hı. Bu Hı -hı. bir uçaktan. Bir milletvekili de kıyamet Buyurun. günü silahlarını kullanalım demiş. O kıyamet günü silahları bunlar mı oluyor? Yok yoksa değil, bunlar. Şey yok, mi? bunlar daha başlangıç. O nükleerden bahsediyor. O, o nükleerden, evet, nükleerden Bakın. Bu silahların normal bir alana atılması yani bir meskub mala atılması mümkün değil, atamazsınız. Yani neresi için imal ediliyor bunlar peki yani? Bunlar nedir biliyor musunuz? Mesela bir savaş alanında yani örnek veriyorum şehirden uzaksınız bir zırhlı birlik var veya yerde büyük bir korugan var veya büyük bir bina var. Ama bu hepsi askeri tesis bunlar. Yani uçak gemileri de boş gelmiyor. Yani daha tekrar son, söyleyelim. Uçak daha gemisinin taş vesaire içi bombalanacakken herhalde böyle böyle. Bakın bu uçak gemisi değil. Bu şey. Ee, İsrail toprakları burası. Ama o uçak gemisinin içinde gelen ciddi mühimmatlar var. başka Torabora da kullanır Amerika. Yani. İsrail topraklarına gönderilen gemi geçen gün e, uçaklar geliyor ya. MK80 bombaları getiriyorlar. Çıktı. Burada da birbirine birleştiriyorlar. Yani şu atılacak olan bombaları görüyorsunuz bu arada. Hı hı. Ve bu bunlar... Mağaralarda falan kullanılıyor mu Torabora evet. operasyonlarında falan kullandılar mı bunları? Yani evet, o tabii, gibi tabii. büyük mağaralara filan hani... bu bu mağaraya kullanmazsın bunu. Ama bunlar açıkta yakaladığın... Yani kullanabilirsin bunu. Askeri olarak kullanabilirsin, kısıt yok. Ama yerleşim yerine atamazsın bunu. Tarih alanı çok büyük. Tarih alanı büyük. yani şimdi ikinci hasar denen bir şey vardır... Bir biri, bir yeri vuracaksınız değil mi? Bir evet. yeri vuracaksınız. O yeri vururken ikinci hasar eğer sivillere zarar veriyorsa siz ikinci hasarı gözeterek orayı vuramazsınız. Bu evet. bir binaya rast geldi. Bu Etrafında kaç tane binayı götürür? Ya yani şöyle, beş katlı bir apartman düşün. Yani şöyle söyleyeyim, bu binaya bir binaya düştüğünde, bu binayı komple yıkar hiç kurtuluşu yok. Etrafı? Etrafında. Etrafındakiler tabii ki. Ya yani onu, onun oluşturacağı büyük Basınçla. bir e, şarapnel var. Yani oradaki beton parçaları, oradaki her bir malzeme. Mahalle gitti yani. Ya, mahalle gitmese bile. Sokak. Gitti. Yakındaki birçok şeyi beraber yıkarsın